Selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. New Orleans T5 140 modeli gelmiş. Hem de şöyle göstereyim, otokomut modeli. Yani 140 beygirde CVT şanzıman. Şöyle göstereyim. Yani Avrupa bir makine, dolu dolu. Özellik dolu bir traktör. Şöyle bakalım. Ön süspansiyonlu. Şöyle yeni nesil kaput çizgisi var, şöyle görün. TR6S'te gördüğümüz kaput çizgisi artık tümünde var. Şöyle geniş bir ızgaramız. Şöyle bence gayet güzel duruyor. Ön ağırlıkları segmentine göre iyi. Hatta 140 beygirde onu daha güçlü, daha ağır traktörler var. O ayrı mesele. Şöyle bakalım. Ön lastikleri gayet kalın. 440-65-28 Michelin lastikleri var. Ağır tip jantları var. Şöyle ön tarafa baktığımızda ışıkları bayağı bir dolu bu traktör arkadaşlar. 2-4-6 adet aydınlatması var. Işık paket diyebiliriz. Şöyle yanına gelelim. Şu dikkatimi çekti. Kaporta şuradan açılıyor. Fakat şöyle altına bir parça daha koymuşlar. Yani aşağıya kadar gelmiş. Güzel. T7 gibi bir detay olmuş. Şurada mazot deposu. Güzel konumlandırılmış. AdBlue'yu buraya koymuşlar. Tabi depo litresine bakma. Onu sonra videonun altına yazarım. Şimdi ben de özelliklerini bilmiyorum. Gördüm, kaçırmayalım, sizler için bir inceleme çekelim. Şöyle bir anahtar kutumuz mevcut. İsterseniz oradaki pimi çıkararak bunu yanınıza da alabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim. 3 basamak, 4. de içeridesiniz. Şuradan yeni nesil geniş aynalar. Geniş ve elektrikli aynalar mevcut. Tek kapı. TR6 serisindeki gibi bir kabine sahip. Şöyle arkaya gelelim. 540-65-38 jantları var. Şöyle buradaki ağırlıkları 50 kilogramdan 3 adet ağırlığımız var. Şöyle burada hidrolin yukarı aşağı tuşları, PTO tuşumuz mevcut. Artı şu ek plastiği eklemişler. Şöyle bakın. Lastikten bir tık dışarı çıkıyor. Gayet güzel olmuş. Burada da bayağı bir uzun. O yönden güzel olmuş. Çamur atmaz. Şurada yine ışıkları görebiliyorsunuz. İki tepede var. İki de şurada aşağılarda var. Yani ışık yönden dolu bir traktör. Çift tepe lambalı. Arkasına geldiğimizde 2, 4, 6 damper çıkış var. Bunları dik konumlandırmışlar arkadaşlar. Bu değişik geldi ama ikisinin de alt alta olması güzel. Kimisinde şöyle yapıyorlar, yan yan. Birisi burada, birisi burada, bazı markalarda falan. Bu yönden bu güzel. Buradan isobas çıkışımız, elektrik çıkışımız. Buradan remork frenimiz mevcut. Kabin süspansiyonu da var arkadaşlar. Ön süspansiyonla beraber. Böyle gösterelim arkasını. Destek pistonlarımız. Şöyle üst çekimiz standart geliyor zaten. Bunu içeriden de kaldırabiliyorsunuz aynı anda. Alt çekisi mevcut. Şu an takılı değil tabi de. Şöyle sağına doğru bir gelelim bakalım. Burada da aynı şekilde hidrolin yukarı aşağı tuşu ve PTO tuşumuz mevcut. Sağ tarafa geldiğimizde 3 adet basamağımız ve AdBlue sistemle ilgili bölüm burada yer alıyor. Egzozumuz gayet küçük. Böyle çok kalın AdBlue sistem olan traktördeki gibi böyle bir kabalık yok burada. Büyük ihtimal kaputun altına konumlandırmışlar. Şöyle. Gayet güzel duruyor. Şimdi gelin bakalım, bir de içine geçelim. Sonunda şuraya bir şey yapmışlar arkadaşlar. Tutunmaya bir yer yapmışlar. Daha önce yoktu böyle bir şey. Şu kapımızı bir kapatalım. Kabin dediğim gibi TR6 ile neredeyse aynı bir kabin. Şey yapalım, önce bir çalıştıralım çünkü hava sıcak. Çalıştıramadık. Çünkü farklı anahtar taktık üstüne. O yüzden kontak açıyor, sadece marş basmıyor.
Arkadaşlar şimdi emniyet olayı varmış. Şimdi görüyorsunuz bu shuttle ileride kalmıyor. İleri yaptınız tak boşa düşüyor. Buradan boşa alıyorsunuz. O yüzden şurada şey var. Park seçeneği var. Şunu ya böyle bastırırken marşa basacaksınız ki bu zor olabilir. Normalde bu traktör diyor ki adam parkta bırak. Ondan sonra marşa bas. Olay bu arkadaşlar. Sonra parktan alıyorsunuz. Kullanıma hazır. Olay bu yani. Neyse ben şimdi klimayı bir açayım. Birinci kademe açacağız. Çok da ses yapmasın. Arkadaşlar yani bildiğiniz TR6 kabinine çok benziyor. Tabii hiç donanımı değişik ama şöyle başlayalım. Şurada arkası cepli yine hostes koltuğumuz mevcut. Şurada dolabımız var. Şurada güzel kaplamasının bir koltuğumuz mevcut. Şurada filemiz var. Havalandırması yine göğüsten geliyor. Yani şu an oturma böyle bir TR6'da oturuyormuş hissi veriyor. Tabii öyle değil. Ama güzel bir his veriyor. Kaporta tasarımı güzel. Şu göstergeleri güzel. Zaten artık buna geçtiler. TR6S olsun, bu olsun. Artık bu tasarımı kullanıyorlar. Şöyle göstergelere de bakalım. Burada devir saatimiz, hız göstergemiz, kuyruk mili göstergemiz, burada AdBlue seviyemizi gösteriyor. Burada motor saatimiz, sonra hararetimiz, yakıt göstergemiz. Burada da traktörün ileride geride olduğunu şöyle yapalım hatta. Şu an traktör ileride bekliyor. Gaza bastığınızda gidecek. Shuttle'ı geri aldığında geride. Boşa alın şimdi o şekil. Burada ön süspansiyonun el frenin ışığı, yakıt ışığı. Yakıtımız az, onu veriyor. Şöyle yapalım. Asıl zaten burada arkadaşlar, bu traktörün olayı bu. CVT şanzıman. Şöyle yapalım. Hatta burasını geçelim. Zaten kullanacağız traktörü. Şöyle yapalım. Şuradan geriden başlayalım. Hatta şuradan başlayalım. Şurada ek aydınlatmaların tuşu mevcut. Teybimiz, diğer kabin aydınlatmalarımız, akü şarttelimiz, tepe dönerli lambamız, hidrolik kilidimiz, tepeden ışık tuşumuz, buradan istobaz bağlantımız var. Diğer elektronik bağlantılarımız burada. Şuradan kuyruk milinin devrini seçebiliyoruz. 1000, 540 ekonomi, 540 devir olarak seçebiliyoruz. Tabii şu alan biraz daha değişik TR6 kasasına göre. Ya dediğim gibi onun harmanlanmış, daha geliştirilmiş bir versiyonu. Şuradan ön süspansiyonla yarını yapıyoruz. Şurada yine bir elektrik çıkışımız var. Şöyle arkası da gayet rahat görünüyor her şey. 6 adet güç çıkışımız burada. 2 adetini de şuraya vermişler mekanik. Yani 4 adet. Ve burada 10. Bu şekilde yapmışlar. Sonra şu ekran. Yani dediğim gibi büyük makinelerden alışık olduğumuz bir ekran. Bu shuttle'ın hassasiyeti, ileri geri hız oranı, otomatik modu. O fanı geri çevirme özelliği neydi? Radyatördeki havayı temizleme için geri fan dönüyor, ters dönüyor, açısı ayarlanıyor falan. Onun tuşunu yapmışlar, standart herhalde bu modelde de var, bilmiyorum. Sonra motor devir tuşlarımız burada. Yukarı aşağı ayarını yapıyoruz. Mod 1, mod 2 ayarlıyoruz. Streson dönüşlerimiz, valve ayarlarımız, valve tuşlarımız. Sonra kuyruk milin otomatiği, yani liftomatik tuş dediğimiz tuşlar, bunlar oluyor. Yani kumandanın, joystick'in hepsi var da yine burayı da konumlandırmışlar. Ekran şeklinde yapmışlar. Bunlara basınız çalışıyor. Burada diferansiyel ve otomatiği, dört çeker ve otomatiği. Buradan süspansiyonumuz mevcut. Şöyle hatta basalım. Ayarlayabiliyorsunuz. Sonra şuradan hidrolik ayarlarımız mevcut. Şuradan kolçağın ileri geri ayarı mevcut. Elinize göre rahat oturacak şekilde onu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan el gazımız elektronik bir şekilde ayarlı. Burada motor devrini limitleyebiliyorsunuz. Şöyle hatta göstereyim ekrandan. Şu an 1000 devir. Tabii ayak gazını limitliyor.
normali açalım. Buna dediğim gibi spulvarlarımız elektronik olarak burada mevcut. Şuradan hidrolik kollarımızın ayarı mevcut. Şöyle güzel elinizin altında yapmışlar burada. Monitörümüz çok güzel. Şöyle 7T7'lerden ya da otokoman serilerden hatırladığımız gibi. Şuradan da levyon zaten. İşte hayat bu zaten arkadaşlar. Bu traktörde olay bu. Buradan şurada arkada bir tuş vasıtasıyla şöyle basıp ileri yaptığınızda traktör ileriye geçiyor. Tabii önce el frenimizi de indirmemiz lazım. Evet. Şimdi mesela ileri modda bekliyor traktör. Gitmiyor. Şuradan tıkladınız geri gidiyor. Geri moda geçiyor. Tıkladınız ileri moda geçiyor. Şu an bekliyor. Bizi hareket etmiyor. Şuradaki tuş traktörün hızını ayarlıyor. Şurada görün. Mesela 33, 36, 45 km hıza kadar çıkıyormuş. Buradan hangi seçenekte ne kadar hızlı gideceğinizi ayarlıyorsunuz. Mesela şuradan da artı eksi görünüyor. Aslında sivri şanzıman ama olay şu. Bölümlere geçiyor mesela. Şu an 45 km hız. Şu an 0.18 km. Yani tarla modu gibi mod ayarlıyorsunuz burada. Şimdi biz normali alalım yol moduna. Buradan hız sabitleyicimizin tuşu. Buradan liftomat indir yukarı aşağı. Yani sıra son sıra başı gibi tuşları ayarlayabiliyoruz burada. Burada dümenleme tuşumuz var. Altyapısı var traktörde. Buradan spool valflerimizi kontrol edebiliyoruz. Atayıp buradan atadığımız 2 adet valfi buradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi traktör bu şekilde. Bir GoPro'yu ben başıma alayım. Öyle bir tur atalım. Kısadan bakalım sizlerle. Evet arkadaşlar şimdi yanımda bir arkadaş daha var. Şevket. Onunla beraber çıkıp ucuda bir test sürüşü yapacağız. Bakalım iki kişi rahat olabileceğiz mi traktörde? Onu test edeceğiz. Çünkü ön süspansiyon, kabin süspansiyon artı CVT şanzıman var. Şu an dediğim gibi ileriye aldık traktörü. İleri modda. Şu an kamera açısı tam dengeliyorsa göreceksiniz. İleri doğru yanıp sönüyor. Freni bıraktık. Bakın gitmiyor traktör. Frende değil. Şanzıman şu an traktörü tutuyor. Gaza dokunduğunuzda bakın. Şu an adım adım yürüyor. Milimetrik. Gaza çok az dokunuyorum. Bastığınızda gidecek. Olay bu. Şuradan geriye alalım. Böyle ayarlayalım biraz daha. Siz de biraz görün diye. Oo, felaket tur var traktörde. Çok aşırı tur var. Bu ne böyle? Ya şimdi bunları biraz da ufak işler için yapıyorlar ya yani çiftlik evet, traktörü bunlar. Çiftlik traktörü olarak kullanıyorlar. Aynen bunlar çiftlik traktörü. Gidip de yani çok ağır işlere bunu koşmayacaksın. Tamam özellik var da koşmaya gerek yok. Öyle bir traktör değiller yani. Evet. Daha ufak işler, pratik işler, hızlı işler için. Şöyle bir görüyorsun arkadaşlar çıldırıyor traktör gitmek için. Nasıl konfor sence güzel mi? Bence gayet iyi. Hiç sıkılama falan hiçbir şey yok. Umuza göre. Aynı anda buradan da shuttle'dan da gidebiliyor. Yani levyeden gidebiliyor. Ve bunun için herhangi bir tuş seçmenize gerek yok. İster buradan etin ister gaza basın. Traktör gidiyor arkadaşlar. Adamlar bu şekilde tasarlamış. Yani çoğu markada seçim yapmanız gerekiyor. Böyle bir şey bunda yok. ...26-27 kilometrelere çıktık hemen. Ama hiç. Ben yan koltuktayım. Hop, koltuk hop. Kabalı falan değil ama hiç zıplamıyorum. Değil mi? Hiç zıplamıyorum. İşte olay bu. Traktörde bu arkadaşlar yani. Yani normalde başka bir traktörde olsa... Birden fırlaşın bir de... Şimdi 7000 serilerine kıyasla 7000'ler de böyle fırlıyor ama onlar ağır olduğu için böyle değil. Bu hafif traktör bu şanzımanla fırlayıp gidiyor. Ok gibi gidiyor. Ve geçişleri çok güzel. Tabi bunu kullanmanıza da gerek yok. Sadece gaz pedalına basarak da traktör hareket edebiliyor.
Tabarda frene basmak gerekiyor. Yoksa girmeyelim içeri. Showroom'a. Yalnız tur çok 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 aşırı güzel. Başlarda da mı? Yani şu an çok rahat. Bu 245 miydi burada? 245. Yanında da 165. Evet. 245'in yanına yanaşıyoruz. Gayet rahat bir şekilde direksiyonun manevrası çok iyi. Görüş açısı çok güzel. Tekerleğin dibine kadar görüyorsun. Güzel yapmışlar. Gerçekten iyi makine. Aynı anda şuradan da shuttle'dan da ileri geri yapabiliyorsunuz ama çok külfet yani. Buraya alıştıktan sonra arkadaşlar o çok külfet size yani. Şuradan tıklıyorsun. İleri ya da geri. Bakın bu kadar. O da gaza bastığım için hareket ediyor. Yoksa yine hareket etmeyecek de. 5S'in rakibi. 5S'in. Ya şimdi şöyle bir durum var. Onda CVT şanzıman zaten yok. Dynavity evet. Yok. O yüzden öyle bir rakip söz konusu değil de. Yani kasa tarzı olarak rakip. Ama tabii bu şanzımanla onun önüne geçiyor. Onun önüne geçiyor evet. Dynamic şanzımanla değişir. O zaman rakipler. Ama bu şanzımanla önüne geçiyor. Hani her şeyini güzel yapmışlar. Zaten bu şanzımanı buna koymaları güzel. Şu işte ya. Dokunuyorsun yavaş yavaş gidiyor. Sen bundan al. Ben bundan alacağım. S serisine bakma hiç gerek yok. Sana bu lazım. Arkadaşlar traktör alacak da bu mu? 125S mi diyordun bir de? 125S abi. Gerek yok. Fazla parayı ver bunu al. Olay ya bunda çünkü. Arada fark var. O 1350, bu 1650. Ama şimdi bundaki fark şu şanzıman olayı. Şu bölge ha. Şanzıman olayı. Belki bak şimdi o karada tutunsun, pullukta vesaire de bundan çok iyi çekebilir. Yani o beygir ama çekebilir. Çünkü bu tonajlı makine değil. Bu daha küçük, daha kompakt. Ama diğer işlerde pratik. Tırmık tak buna, tırmık çekecek ve yakıt yakmayacak bu motor. Öyle bir aynen motoru var. Öyle. Şimdi düşük devirde çalışacağı için hep kendini kollayacak. Ötekisini de devir sabitleyeceksin, belli bir devirde gideceksin. Rahatladığında devir yine sabit kalacak ama bu rahatladığında hızı koruyup kilometre deviri düşürüyor. Öyle bir şanzıman var. Evet, öyle bir şanzıman var. O yüzden bu daha iyi yani. Bu daha pratik yani. Konforu da güzel. Yani konfor olarak bence 6'dan iyidir. Kesinlikle. Kesinlikle iyidir yani. Sert fren de yapayım dedim de bayağı bir yaylandırıyor. Ama öyle böyle bir rahatsız edici bir yaylanma yok. Yok. Şu süspansiyon tuşumuz. Önlerini bir kaldıralım bakalım sonuna kadar. Şu an hassas da oluyor büyük ihtimal bu. Evet, tavşana bir attı. Tavşanın bir şeyden. Yok, hız olay değil, süspansiyon. Büyük ihtimal. Şu an 5-6 kilometre hızla gidiyoruz ve ileri yaptım. Yavaşlıyor, duruyor, gidiyor. Hani gayet güzel yapmışlar ya. Şöyle yapalım hatta. Ha, el gazıyla gitmiyor. Ben kalktıktan sonra ben. Evet, evet kalktıktan sonra. Shuttle'ın hareketi verdik. İleri geri yaptık. Aynen rolante ile tekrardan yerine döndü. İleri giderken ki hızı hatırlıyor ama. Tabi gaza bastığında direkt pedal ya da hangisine dokunursan direkt traktör ona geçiriyor kendini. Son halini hatırlıyor yani. Gerçekten güzel. Aşağıda görüş mesafesi de güzel. Aşağı güzel görüyorsunuz. Derken güzel yanaşamadık. Az daha yanaşalım. Showroom girişini kapatmayalım. Ya çoğu artık otomobilde derler ya premium. Bu traktör de traktör piyasasının premiumu. Şöyle ön süspansiyonu da indirelim.
Müşteriler de izliyor. Ya bu özellik... Ya o süspansiyon önemli traktörde. Konfor olarak çok önemli. Müşteriler. Ya şimdi açıklığı da fazla. Bayağı inip kalkıyor traktör. Tabii ki de bayağı inip kalkıyor abi. Mesafesi fazla yani. Normalde küçük yapıyorlar. Onları tık tık esniyor. Bir sonra darbeyi alıyor. Bu bayağı geniş olmuş. Gayet güzel. Ya premium bir traktör. Yani düşük beygirde kompakt olarak premium. En basit örneği Fendt 313. 316 da olabilir. 316. 516 diyorsun ama 500 onların rakibi değil. Yani 313, 314. Yani o sınıftaki pratikliği, şanzımanı, konforu sağlayabilecek rakip. Ha, illa biri üstün biri alttır. O ayrı mesele ama onlara güzel bir rakip olmuş yani. Yerli serilere rakip zaten öyle bir şey değil. Bu şanzımanla hepsini alıp bitiriyor da. Gerçekten güzel yapmışlar. Şurada da bir sürü özellik var arkadaşlar, görüyorsunuz. Her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan valve ayarlarımıza dair her şey burada. İsim falan her şeyi koyabiliyorsunuz. Şoförleri atayabiliyorsunuz. Bak şuradaki tuşlara istediğiniz olayı atayabiliyorsunuz. Süper yapmışlar. Mesela buna valve'leri değiştirebiliyorsunuz buradan isterseniz. Biraz bekle diye boşa aldı ve kilitledi kendini. Evet. İşte böyle bir traktör gırtlak dolusu. Yani sınıfının dolu modelinden, ışıkları full, şanzımanı full yani son şanzıman. Gayet güzel yapmışlar. Kaldırıp indirmesine de kilit koymuşlar. Evet, ön süspansiyona da kilit koymuşlar. İstersen buradan oynasan da hareket etmiyor. Yanlışlıkla oynarsın diye kilitlemişler. Yani şu burada çok güzel olmuş. Bu fan özelliği var mı bunda, aktif mi? Aktif olması lazım. Tabii onu içeriden anlayamayız. Artık kirli olması lazım. O zaman dışarı atacak. Climfix. Adını hatırlam. Climfix fan sistemi. Gayet ben güzel. Dışarıdan şey yapıyordur ama önü bir evet, şey evet, evet. Buradan anlayamıyoruz. Buradan da shuttle'ın hassasiyet ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buradan da otomatik mod. Bu büyük ihtimal gaza basıyorsunuz. Buradan gitmeniz sürece hızlanmıyor gibi bir şey olabilir. Tam bilmiyorum ama bir deneyelim sizler için. Bir de onu test edelim. Otomatik kendine kilidi alıyor. Aynen. Otomatik modu almam şu an, bakın gaza basıyorum, gitmiyor traktör. Şimdi gidecek. Mesela bununla itiyorsunuz. Rölantede gidiyor yani. Gaza basmanızı istiyor. Şu an traktör, yani şöyle düşünün aslında. Kuyruk mili taktınız. Traktör 1500 devrede çalışması gerekiyor. Şöyle yapalım. Şöyle traktör 1500 devrede çalışması lazım. Ama sizin de yavaş bir şekilde gitmeniz lazım. Nasıl gideceksiniz? Şöyle. Onu da böyle ayarlayacaksınız. Olay bu yani. O yüzden onun otomatik ve manuel seçeneği var. Yani şu an gaza basıyorsunuz. Aynı anda bunu itmeniz sürece traktör hızlanmayacak. Tabii onu otomatiğe alalım. Dediğim gibi o şekil işler dışında pek kullanacağınız, yolda kullanacağınız bir özellik değil. Gaza basacaksınız, gidecek normalde. Şuraya mı çekelim onu bu sefer de? Yapmaz abi, seni yere çekebilirsin. Nasıl gittiğiniz önemli değil. Geriye bastım bakın. Durmadan geri gelmiyor zaten. Vurdurma, bir şey yok. Şimdi en yavaş hızda olduğu için biraz bekletiyor, hatta koruyor. Olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Mesela şimdi benim kimde yok, lap diye vuruyor abi. Yani istediğin kadar güzel kullan, vuruyor. 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 İstediğin kadar. Ama bu CVT'de yok bu işte. CVT'de bu yok. Vurdurma diye bir şey yok. Yani sen debriyajda vurdurman lazım. O zaten kabul etmiyor, bir yerden sonra kullanamazsın da. Hani gerçekten güzel özellikleri var. Yani her şey elinizin altında. Şuraya oturduğunuzda, şunu tuttuğunuzda her şey bitiyor arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Hala çoğu işte bunu tutmanıza gerek yok. Dedim mesela gaza basıyorsunuz gidiyor. Şu el freni çekelim de abiler geliyor. Ta şunu al parka. Altımızda kalmasınlar sonra, Allah korusun. Arkadaşlar bu şekilde
Gayet güzel kompakt bir traktör. Şu anki güncel kur da bugün ayın 16'sı değil mi? 1.650.000. Şu an ayın 16'sı 1.650.000 Türk lirası. Blue Power olursa fiyat değişiyor. Blue Power'da değişiyor. Bu standart Blue Power'da deri koltuk falan daha bir premium hissi veriyor. Şurası birazcık daha büyüyor. 170 SF gibi. Değil mi? Daha bir değişiyor. Kabin yapısı daha dıştan aynı da sadece iç kısmında biraz değişiklikler var. Ama fiyatı genelde bu. Zaten buna eşdeğer traktörler de bu fiyatlara yakın diye düşünüyorum. Ama işte bunun şanzıman olayı bitiriyor. Her şeyi bitiriyor. Benim görüşüm arkadaşlar, yani tarafsız oluyorum ama yani benim görüşüm bu. Mekanik şanzımandansa bu. Yarı otomatiktense bu. Neyse arkadaşlar, videoyu daha fazla uzatmayayım. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.